Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugün sizlere acil durum detoks tarifi vereceğim. Bu benim çokça sık yaptığım bir detoks. Hatta şu an ben bu detoksun 3. günündeyim. Beni Instagram'dan takip edenler oradan zaten 5 günlük bir detoks challenge'ı başlattığımı biliyorsunuzdur. Neden bu detoksa başladım diye sorarsanız, Kurban Bayramı'ydı, tatildi, ondan öncesiydi derken gerçekten uzun bir süredir kötü besleniyorum ve bu kötü beslenme sonucunda verdiğim bütün kiloları geri aldım sayılır. O yüzden de artık dedim ki tekrardan sıfırdan yeniden başlıyorum. Benim inanılmaz kurtarıcım oluyor bu arada. Detoksu çok da güzel söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Dilim dönmüyor galiba. Detoks. Böyle deyince oluyor ama hızlı söyleyince olmuyor. Neyse. Ben bu detoksu 5 günlük bir challenge olarak başlattım. 5 günlük bir arınma olsun istedim. Vücudumdaki ödemlerden, şişkinliklerden kurtulmam gerekiyor. Çünkü aldığımız kiloların mutlaka yani 1-2 kilosu, 3 kilosu ödem olarak vücudumuzda duruyor. Aslında bunları vermek çok kolay. O yüzden ben ilk etapta bunları vermek, hem de tartıda böyle düştüğümü görünce daha motive olduğum için de bu şekilde başlamak istedim. Bu detoksu yaptığım zaman da inanılmaz bir kilo kaybı düşüşü yaşıyorum. Şöyle yani bu tamamen yağ olarak değil tabii ki de. Vücudumdaki ödemi, şişkinliği, işte kötü toksinlerden arınması için bu detoksu yapıyorum. Ama tabii ki de yağ verdiği de yağdan da yaktırdığı oluyordur mutlaka. Ama dediğim gibi %100 yağdan yakıyoruz diye bir şey yok. Yani sağlıklı beslenip de spor yapmadığımız sürece öyle hiçbir şey içip de yağdan yakmıyor, yakması mümkün değil. Bu tamamen ödemlerle, şişkinliklerle alakalı. Ama dediğim gibi eğer vücudunuzda ödem ve şişkinlik varsa bu size 2-3 kilo olaraktan yansıyordur zaten. Yani onlardan kurtulmak. Buna acil durum detoksu da diyebiliriz. Yani siz acil 2-3 kilo vermeniz gerekiyorsa bu detoksu uygulayarak da kilo verebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu yağdan olmayacak. 3 gündür günüme bu yeşilliklerle başlıyorum. Tabii ki bunları böyle yemiyorum. Bunları smoothie haline getiriyoruz. Her sabah bu yeşil içecekten içiyorum. Yani bununla ilgili bir 5 günlük bir vlog çekiyorum. Yani 1. günümde kaç kiloydum ve 5. günümde kaç kilo olacağıma dair bir video gelecek. Ondan öncesinde bu sabah detoksumu hazırlarken nasıl yaptığımı ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istedim. Daha sonra videom gelince de o videoyu şuraya eklerim. Bu detoksta 5 günde kaç kilo verdiğimi de oraya giderek ulaşabilirsiniz. Tarif çok basit. Elimizde mevcut olan yeşilliklerle oluşturduğumuz bir içecek. Öncelikle maydanoz olmazsa olmaz. Çünkü inanılmaz bir ödem atıcı. Bu detoksun da zaten amacı vücudumuzdaki ödemi, şişkinliği, kötü toksinleri atmaya yardımcı olması. O yüzden de olmazsa olmazımız şöyle bir tutam bolca bir maydanoz. Daha sonra salatalık. Gerçekten salatalığı seviyorum. Böyle de yiyebiliriz değil mi mantıken bunları, ama gördüğünüz gibi bu çok böyle. Böyle yemek gerçekten zor olur yani. Ben yiyemem. Aslında yerim. Şimdi burada bile yerim değil. Daha sonra bir şöyle uzunlukta bir salatalık tam hali kabuklarıyla. Yeşil elma olmazsa olmazımız kabuklarıyla beraber bir yeşil elma. Kabuğu soyulmuş limon görüyorsunuz. Ve daha uzun süre tok tutması için yarım muz ekliyorum. Aslında ananas da koyuyorum ben bunun içine ama şu an ananasım yok. O yüzden bu şekilde hazırlayacağım. Ama sizin elinizde ananas varsa ananas da ekleyin mutlaka. Çünkü ananas da inanılmaz ödem atıcı meyvelerden olduğu için onu da ekleyebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Böyle de çok lezzetli oluyor. Yaparken de içine zaten su ekliyorum. Bu şekilde bir yeşil içecek hazırlıyorum ve sabahları bunu içiyorum. Biliyorsunuz ki ben uzun zamandır 2 öğün olarak besleniyorum. O yüzden de bunu içtikten sonra 2 saat, 3 saat sonra 1. öğünümü yapıyorum. Bu benim 1. öğünüm genelde kahvaltı olarak geçiyor. 12 ile 1 arasında yapıyorum. Daha sonra da akşam 7-7.30 gibi de 2. öğünüm olan akşam yemeğini yiyorum. Ve arada da çok acıkırsam bir ara öğün yapıyorum ama acıkmazsam başka bir şey yemiyorum. Nasıl uyguladım ve neler yediğimi zaten paylaşıyor olacağım sizinle, ama şöyle kısaca anlatmak gerekirse bunu sabah içiyoruz. Sabah aç karnına içiyoruz ve içtikten 2-3 saat hiçbir şey yemiyoruz. Yani bunun 2-3 saat vücudumuzda kalması ve
toksinlerden arındırması için başka bir şey yiyip içmiyoruz. 2-3 saat sonra, işte eğer siz sabah 8'de kalktınız diyelim, sabah 8'de bunu içtiniz, 9-10-11, 11-12 gibi kahvaltı yapabilirsiniz. Mesela ben saat 11 gibi kalkıyorum. 11 gibi kalkınca yeşil içeceğimi içiyorum ve daha sonra 2 gibi de bir yulaf lapası yiyorum ya da kahvaltı yapıyorum, işte yumurta yiyorum. O an canımın ne istediğine bağlı. Çünkü ben zaten 2 öğün beslendiğim için bana çok kolay geliyor aslında bunu yapmak. Saat 2 gibi bir öğün yapıyorum. Akşam 7.30'da da akşam yemeğimi yiyorum. Arada da çok acıkırsam yemek, yani çok acıkırsam bir ara öğün yapıyorum. Acıkmazsam ara öğün de yapmıyorum. Ama tabii ki de gün boyunca bolca kahve, bolca su içiyorum. Yalan yok. Aslında detoks yaparken kahve içmesek çok daha iyi olur. Çünkü kahve genellikle ödem yapıyor. Ama dediğim gibi ben gün içinde kahve içmezsem kendime gelemiyorum. Bu malzemelerle hazırlıyoruz yani açıkçası. Gördüğünüz gibi malzemeler çok basit ve bir tane blenderımızın olması gerekiyor. Ondan sonra her şey çok kolay. Dediğim gibi bu tamamen size %100 yağ yaktırmıyor. Yani böyle bunu içeyim de bütün yağlarım gitsin maalesef ki olamıyor. Öyle olsa ben çoktan bir 50 kilo falan olmuştum. Çünkü her ay 5 gün mutlaka içiyorum. Bunu her ay tekrarlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir içecek. Hem çok lezzetli hem de gerçekten çok etkili oluyor. Dediğim gibi ben diyetisyen değilim. O yüzden işin bütün ayrıntısını bilemiyorum. Ben şu an size kendi uyguladığım şeyi anlatıyorum. Siz de ne gibi sonuçlar alırsınız deneyip görebilirsiniz veya diyetisyeninize başvurabilirsiniz. O zaman şimdi mutfağa geçelim ve çok pratik bir şekilde nasıl yaptığımı hemen göstereyim size. Evet, yeşil içeceği nasıl hazırladığımıza gelirsek, tüm malzemeleri bir blender, smoothie makinesi, neyiniz varsa elinizde ona ekliyoruz. Gördüğünüz gibi kabuklarıyla beraber. Üzerine yaklaşık 500 ml su ekliyoruz. Gerçekten çok pratik. Bunu yapıp dolapta da saklayabilirsiniz. Yani akşamdan yapıp da sabah evden çıkarken yanınızda alabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Ve çalıştırıyoruz. İşte hazır. Evet, yeşil içeceğim hazır. İşte bu kadar basit. Yaparken de söylediğim gibi yapıp dolapta bekletebilirsiniz. Yani akşamdan yapıp sabah içmek için de saklayabilirsiniz. Veya günlük taze taze yapabilirsiniz. Böyle büyük bir bardak canı çıkıyor. Gerçekten çok lezzetli. Çok güzel. Ya muhteşem. Her sabah bunu içerek İnanılmaz mutlu oluyorum. Öden ve şişkinlik probleminiz varsa bu acil durum detoksunu deneyebilirsiniz. Gerçekten etkili oluyor. Ne taraftan konuşsam bilemedim. Bugün de zaten konuşamadım. Olduğu kadar artık idare edin. Başka zaman daha güzel bir versiyonunu mutlaka çekeceğim. Gerçekten hiç olmadı yani. Yapamadım bugün. Bugün konuşamadım. Bilmiyorum. Herhalde detokstayım ya. Çok bir şey yemediğim için beynim çalışmıyor. Ama bakalım kaç kilo vereceğim. 5. günün sonunu gerçekten merakla bekliyorum. Aslında şu an çok güzel gidiyor. Yani tartıldım ama söylemeyeceğim. O yüzden videonun sonunda söyleyeceğim için o videoyu da izlemeyi unutmayın. Eğer detoksumu denerseniz benimle de paylaşmayı unutmayın.
Bu videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hiçbir şeyi unutmayın. Beni de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.